Doğan'ın istihbaratı doğru mu? Şimdi duyarsa havalara girer ama gerçekten büyük iş yapmış. Yıldırım projesini çalıp 6 senedir kayıplarda olan adamı bulmuş. Yurt dışına mı kaçtı, ormanda mı yaşıyor denilen adam Doğan'ın söylediği yerde. Sakarya'da bir evde saklanıyor. Emin misin? Eminim. Beş numaranın adını duyduğunda endişelendiği adam bu mu yani? Evet. Hilmi Kopan'la. Başka bir isim söylemişti. Mürtet. Ha, Mürtet. 15 Temmuz'dan beri medyada gıyabında böyle söyleniyor. Ölü ya da diri alınmasını emretti 5 numara. Kim bu adam gerçekten? Fettah Dağak'ın askeri okullara soktuğu ilk öğrencilerinden biri. Orduda hızlıca rütbe alarak yükseldi. Paşa oldu. Çok güvenilen insanlardan biriydi. 15 Temmuz başarılı olsa şimdi kim bilir hangi koltuktaydı Hilmi abi. Hilmi abi mi? Evet, Hilmi abi. İran'da neler oluyor Nizam? Biz Milli İstihbarat Teşkilatı adına 4 kişilik bir hücreyiz. Türkiye sınırına yakın yerlerde ikameyiz. Teşkilat genellikle bizden terör faaliyetlerine yönelik hareketlerin takibini istiyor. Başka? Başka, Cumhurbaşkanı Tahran'a ziyarete gelecek. Onun için hummalı bir güvenlik araştırması var. İçinde olduğun Türk istihbaratı İran imamımızın peşinde. Haberin var mı Nizam? Duymadım abi. Duyacaksın Nizam. Biz seni oraya niye yerleştirdik? Yıllarca himmet aldığın yere böyle mi hizmet ediyorsun? Bu başka bir hücredir abi şimdi. Ben size yıllarca ne ezberlettim? Öteki dünyada şefaat için... Bu dünyada hasenat. Bugün de itibaren şöyle yapıyorsun. Teşkilatın sana verdiği ıvır zıvır işlerle uğraşıyor gözüküyorsun. Ama asıl vazifen İran imamını kollamak. Devletin eline geçerse yanarız. Askeri okula başladığımda ilk evimdeki abimdi. 2000'li yıllarda katıldığım operasyonların birçoğunu o yönetti. 17-25 Aralık'tan sonra istihbarattan ayrılıp Amerika'ya gidene kadar onun emrinde çalıştım. Çok acayip bir adamdı. Hiç acıması yoktu. Derlerdi ki, kainat imamı Hilmi Kopanlı'ya rüyamda gördüm, babanı kesmen lazım dese, bir an düşünmez keser. Daha fazla bilmek istemiyorum. Sen emri duydun. Adamı al getir, bana yeter. Onu düşünme. Çocuklar pazar akşam alacaklar. Of, tamam işte. Aklıma takılan bir şey daha var. Daha ne var? Doğan'a güvenmiyorum. İşin bana verilmesinden çok rahatsız biliyorsun. Sen de orasını düşünme hiç. O gece gözümüzün önünde olacak. Doğan'ı zorla bir yerde alıkoymayı düşünmüyorsun değil mi? Kuduz köpek gibi hepimize saldırır. Vurmadan zapt edemeyiz. Onu bana bırak. Enteresan. Pardon yakışıklı. Deneyebilir miyim?